Herkese merhaba. Bugün 22 Eylül 2020. Günlerden Salı. Yaz bitti bitiyor derken, güzü, sonbaharı karşılarken Eylül de bitiyor yahu. 22 Eylül bir hafta sonra Ekim. Ama Ekimle beraber ve elbette Kasım'la beraber muazzam bir tsunami bir bekleniyor. Bu hem ekonomik anlamda, ekonomik kriz anlamında hem de pandemi anlamında. Bütün dünyada alarm var. Tabi okyanusun ötesi Amerika'da ise bambaşka bir hava var. Tam 40 gün kaldı seçimlere ve yani ne zaman CNN'i açsam 3-5 dakika tahammül ediyorum sonra kapatıyorum. Yani Trump'ı görmeye dayanamıyorum. Amerika şu anda fena halde Trump'a muhatap. Allah sabır versin. Yani gerçekten Amerikan televizyonlarında dolaştığımda her yerde karşıma Trump ve onun bir lafı, onun bir görüntüsü çıkıyor ve artık bünye kaldırmıyor. E, Türkiye'de de öyleydi zaten. Bıraktık, geldik buraya. E, şimdi e, umarım İngiltere'de başıma böyle bir şey gelmez. <laughs> Burada o kadar çok Boris Johnson'a muhatap olmuyorsunuz, emin olun yani. Kraliçeye de muhatap olmuyorsunuz. Gerçekten hayat beri belli bir seyrinde akıyor. İnsanlar politize değil ve gerçekten hayatlarını yaşıyorlar. Herkes işi neyse ona bakıyor yani. Yani politikayı takip eden, ediyor. Gazetelerde bile en fazla bir iki sayfa politik haber vardır. Onun dışında hep hayatın renkleri. Öyle de olması icap eder. Çok fazla politize olduk. Ne diyorduk? Ekim, Kasım, yaklaşan ekonomik kriz ve pandemi. Özellikle Avrupa'da gündem pandemi. Fransa'da üst üste e, ülkelerde, İspanya'da, İtalya'da alarmlar veriliyor. İngiltere'de de öyle. Bakalım iş nereye gidecek. Ayarını bozduğun kantar gün gelir seni tartar. E, bütün cümleyi oraya yazmadım ama zaten siz tamamlarsınız diye düşündüm. Bilenler de bilmeyenlere söyler. E, lafın tamamı o efendim. Ayarını bozduğun kantar gün gelir seni tartar. Bunu ne için söylüyoruz? Ve e, bütün bu yayını e, bina ettiğimiz bu laf, bina edeceğimiz bu laf, dönüp dönüp hatırlatacağımız bu, bu lafı aslında kim için kurduk birazdan onu anlatacağım ama özellikle e, az evvel e, dikkat çektiğim Ekim-Kasım Tsunami'sinde Türkiye'yi ilgilendiren itibariyle Ekim'den itibaren ciddi bir icra iflas e, patlamasına hazır olmak e, gerekiyor. E, bu hafta özellikle Avrupa Birliği'nde yapılacak toplantı Liderler Zirvesi var. Merkez Bankası'nda... Ankara'da yapılacak toplantı ekonomi yönetiminin alacağı kararlar vesaire ve dünyanın elbette Türkiye'ye dönük alacağı tedbirler son derece önemli. E, bunu hatırlatmış olalım. Bakalım iş nereye gidecek? Eee TÜİK yani Türkiye Türkiye İstatistik Enstitüsü'nün tamamen ayarlanmış e, rakamlarla enflasyon, işsizlik vesaire verileri açıklamasının bir manası yok. Türkiye'de yıldan yıla fiyatların nasıl arttığını herkes görüyor. Ben hiç unutmam Londra'ya geldiğimde belediye seçimleri vardı. Boris Johnson belediye başkanıydı. Londra belediye başkanıydı ve bırakıyordu ikinci dönemin sonunda. Ee, Sadık Han seçildi e, Londra belediye başkanlığına. Ben geldikten buraya işte bir iki ay sonra. Ve o zaman e, Sadık Han dedi ki 5 yıl boyunca Londra'da bilet ücretlerini artırmayacağım ulaşım anlamında ve gerçekten de artırmadı. Artık 5. senesinin içinde şu anda ne metro ne otobüs hiçbir ulaşım ücretinde artış yok. Kaç poundsa o pounddan devam ediyor. Tren aynı şekilde Londra'da. Aynı durum mesela Berlin için de geçerli. Berlin'de de böyle bir vaatte bulunmuş kent belediyesi veya işte kent otoritesi 5 yıl boyunca Berlin'de kira artmayacak ve artmıyor. Türkiye'ye döndüğünüzde bu şöyle dönüyor. İşte kimse işçi çıkarmayacak falan. Yani şu anda bilmiyorum hükümetin bu emrini dinleyip de işçi çıkarmayanlar nasıl tedbir alıyorlar ayrı bir konu ama böyle tutamazsınız olayı. Anlatabiliyor muyum? Yani yüreğiniz yetiyorsa kiraları artırmayın bakalım. Yüreğiniz yetiyorsa ulaşımda biletleri, işte efendim ücretleri bazı bir takım şeyleri artırmayın bakalım. Yapabiliyor musunuz? Her şey döviz endeksti yani. Bir yönü itibariyle de böyle. Evet. Ayarını bozduğun kantar. Gün gelir seni tartar. Başlayalım mı? Akit gazetesi bugün sürmanşetten. Abdurrahman Dilipak'ın eşinin isyanına is yer verdi efendim. Eşi Asiye Dilipak demiş ki Abdurrahman e, Dilipak'ın eşi. Abdurrahman Dilipak'ın İstanbul Sözleşmesi'ni ve sapkınları eleştirdiği yazısının çarpıtılması sonrası yaşanan sürecin kendilerini derinden yaraladığını söylemiş. Yeni Akit'ten aynen okuyorum. Rabbime arzım ve ondan niyazımdır başlıklı bir e, mektup yazmış ve diyor ki Dilipak'ın sapkınları eleştirdiği yazısı sonrası 81 ilden yapılan suç duyurularıyla lince maruz kaldık. Hiçbir şey beni bu kadar yaralayıp üzmemişti. Günlerce yapılan yanlışlığı anlarlar. Dava açmazlar. Umudu taşıdım. Birçoğuyla 30 yılı aşkın arkadaşlığımız vardı. Evimize gelmişler, evlerine gitmiş, aynı masada yemek yemiştik. Evet. Bir tanesi bile telefonu açıp durum nedir diye sorma zahmetine katlanmadı. Ayarını bozduğun kantar gün gelir seni tartar. 30 yıllık dostlarımız bir telefon dahi açmadılar. Daha bunlar iyi günleriniz. Yarın öbür gün evinizin kapısını üniformalı birileri çalarsa, birileri bir dakika bizimle gelir misiniz derse, sizi, eşinizi ifadeye davet ederlerse ya da bu kadar nazik olmayıp kapıyı kırıp evin altını üstüne getirirler, sabahın köründe alır sizi bilmem emniyetin bilmem ne dehlizine götürür. Haftalarca da orada içeride tutarlarsa falan. Bir şey diyeyim mi? gene bir gazetenin sürmanşetinde bu kadar yer bulmuşsunuz. Onu da bulamazsınız. Daha bunlar iyi günleriniz. Diyeceğim sadece bu. Yalnız değil Erdoğan. Ortakları var. Beraber iş tutuyorlar. Boşuna söylemiyoruz. Avukat yapılanmasını operasyon falan. Daha yeni 40 küsür avukatı aldılar ve 12 gündür gözaltında ve onlar adliyeye çıkartılıyor. Bak 12 gün gözaltı diye bir şey olur mu? Oluyor Türkiye'de artık. Ve buna ses edilmeyince arkası geliyor. Adem Yavuz Arslan onu yazmış. Diyor ki onlarca avukat 12 gündür Ankara'da gözaltında bugün mahkemeye sevk ediliyorlar. Barolar, avukatlar ve STK temsilcileri ayağa kalksaydı Bugün sabah İzmir'de 55 avukatı alamazlardı. Barolar ayağa kalkmazsa yarın İstanbul ve diğerlerinde avukatları alacaklar diyor. Alttaki yazıyı bir daha okuyun. Ayarını bozduğun kartar, gün gelir seni tartar. Olacak bu. Olacak. Ve bunlar daha iyi günleriniz. Toplayacaklar o avukatları. Mahalle mahalle toplayacaklar. İl il toplayacaklar. Tepki gelmedikçe de devam edecekler. Ve tepki vermeye kalktığınızda da artık size destek verecek kimseyi bulamayacaksınız. O meşhur Alman rahibin fıkrasını Hitler dönemindeki işte başından geçeni anlayın. Sıra bize geldiğinde bize destek verecek, sesimizi duyuracak kimse kalmamıştı. Gerçek gündem. Amerika'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı bugün 200 bine ulaştı diyor Gönül Tol. Ve bu dünyada açıklanan rakamın %20'si ki dünyada rakamlar açıklanmıyor esasen doğru dürüst. Amerika'da bir şeffafiyet var. Yıl sonuna kadar ölenlerin sayısının 400'e çıkması bekleniyor. 400 bine. Gerçek gündem. Gerçek gündem. Cübbeli Ahmet'in 2000 dernek silahlanıyor iddiasına bakan yardımcısı yanıt vermiş. Birçoğuna para cezası verdik. Allah Allah bitti gitti yani para cezası verdiniz tamam. İktidar neden tacize tecavüzü meşru görüyor ve taciz tecavüz zanlılarını bir süre sonra emniyetin veya adliyenin arka veya cezaevinin arka kapısından salıyor? Ve neden bu tür silahlanma haberlerine işte efendim ya bu cübbeli de konuşmasaydı iyi olurdu işte madem konuştu bari gidelim para cezası keselim diyor. Bir politika götürüyorlar. Taciz tecavüzün meşru olduğu, silahlanmanın meşru olduğu ve el altından örgütlendiği. Sevda Noyan diye bir kadın çıktı ne dedi? Biz sitemizde dedi önlem aldık herkes silahlandı dedi. Bu defa bırakmayacağız onları canlı dedi. Ne oldu? Ya nasıl böyle bir şey konuşursun? Yani Açık ettin bizim organizasyonu falan der gibi adeta. Günler sonra ifadeye çağrıldı. Günler sonra kanalar ütük para cezası kesti. Bilmem ne hala da bir şey oldu yok. Niye? E çünkü bu bir iktidar pro şeysi, propagandası. Bu bir iktidar projesi. Propaganda yanlış çıktı kelime. İktidar projesi. Bu bir iktidar senaryosu, iktidar kurgusu. Bu bir iktidar planı. Ve bu plan bir şekilde birileri tarafından deşifre edildiğinde de oyunu bozuluyor iktidarın, İçişleri Bakanlığı'nın, sarayın. Biraz da tepki olunca kamuoyunda gel bakalım falan bir bakıyoruz ediyoruz falan diyorlar. Uyduruktan para cezası kesip olayın üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Zanlıları topluyorlar arka kapıdan bırakıyorlar falan. Kamuoyunun şeyi dinsin diye gazını almak için. Bu bir saray planı. Saray organizasyonu, saray projesi birileri açık ettiğinde de canı sıkılıyor sarayın. Sonra da işte böyle para cezasıyla geçiştiriyor. Gerçek gündem. Ama bununla da uyutuyorlar işte. Takvim daha yeni girmiş. Bugün 22 Eylül. İslam düşmanları hala aramızda. Müslümanlar Erdoğan'ın etrafında kenetlenmezse kabus dolu günler başlar. 28 Şubat'ın üzerinden 23 sene geçmiş. Hala aynı paranoyayla amanet Erdoğan'ın etrafında toplanın. Gerçek gündem. Gene Adem Yavuz'dan alıntıladım. Erdoğan Reza Zarrab'ın Amerika'ya gidişine göz yuman bürokratını çiğ çiğ yese yeridir diyor. Bugün o getirmiyorum ekrana gerçekten. Sözcü'de bir günde, Cumhuriyet'te var. İşte Reza Zarrab'ın boyu kadar dünkü yayında da ben anlattım olayı boyu kadar işte para desteleriyle çekilmiş fotoğrafı falan filan. Yahu arkadaş onu tutuklayan polisler eşleri ve reşit yavruları cezaevinde 6 yıldır. 22 Temmuz 2014 sahur operasyonuyla alındılar. 6 yılı geçti 7. yılın içinde. Ama işte Reza'ya işte bugün manşetlerde gene. O ayrı bir hikaye. Mahallenin iki yüzlülüğü. E, Adem Yavuz'un söylediği doğru. Reza Zarrab'ı nasıl elinden kaçırdı Erdoğan? Yani şu anda onun gidişine göz yumanları çiğ çiğ yiyordur yani, yese yeridir demiş ama yiyordur yani. Gerçek gündem. Dolar 7.60'ı aştı, Euro 9 TL rekoruna yakın seyrediyor. Her şeyin zamlanacağı, her şeyin pahalanacağı, hayatın zorlaşacağı manasına geliyor bu. Yaklaşıyor tsunami. Virüsten en az etkilenecek üçüncü ülkeyiz demiş. Gerçek yalan diyeceğim de böyle bir kelime yok. Şimdi bak, bu sabahtan sabahın bu e, cumartesi günkü ekonomi sayfasından e, getirdim. Getiriyorum size. Bakın en az etkilenecek üçüncü ülkede diz dediği haberin üstünde döviz verileri var. Bakın dolar geçen yıla göre yüzde 27 fark, euro geçen yıla göre yüzde 34 fark, euro dolar paritesi sterlin, sterlin geçen yıla göre yüzde 25 fark. Görüyor musunuz? Yani paranız yüzde 24, 27, yüzde 34 Dünyadaki geçerli para birimleri karşısında değer kaybetmiş. Ve siz diyorsunuz ki en az etkilenecek üçüncü ülkeyiz. Ki daha virüsün, daha pandeminin ekonomiye etkileri tam olarak e, ortaya konmuş değil. Yani ortaya çıkmış değil. 6 ay geride kaldı. Ve 6 ay boyunca firmalar, devletler, özel sektör neyse global şirketler e, tampon tedbirleri, e, bir takım o, yani süspanse edecek, durumu dengeleyecek veya işte az zararla, sıyrıklarla falan atlatacak tedbirleri devreye koydular. Az sayıda işçi çıkarttılar, az sayıda dükkan kapattılar, üretimi kıstılar, devlet teşvikleri vardı, o teşviklerden yararlandılar vesaire vesaire. Ve 6 ay boyunca işte biz 3 ay, sonra da bir 3 ay daha. 6 ay boyunca işte biz bu şekilde bu işi atlatırsak sonra belki toparla, toparlarız diye düşünüyorlardı. 6 ay sonra Hiçbir şey değişmediği gibi baş aşağı giriş devam ediyor. Peki 6 ay boyunca sıkan, 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 kısan, 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 tedbir alan, daralan, küçülen ya biraz sabır diyen piyasalar ya bir 6 ay daha ya da belirsiz bir 9 ay daha falan dendiğinde ne yapacak? Benden bu kadar diyecek ve göreceksiniz. Büyük iflaslar, büyük çöküşler göreceğiz. Çok üzülerek söylüyorum. Umarım yanılırım. Bunu bir uzmandan dinledim. Bu sabah BBC'de aynı kelimeyi kullandı. I really hope so, I'm wrong dedi. Umarım hatalı çıkarım, umarım yanılırım. Umarım tahminimde yanılırım. Akşam AB için üçlü zirve. Bunu göstermek için açmadım size. Bu bugünkü akşam gazetesi. Size esersen bundan 16 sene önceki Hürriyet gazetesini göstereceğim. Tam 16 sene önce. 18 Eylül 2004. Tam 16 sene önce. O günkü Hürriyet'te Recep Tayyip Erdoğan demiş ki AB olmazsa olmaz değil. Sürmanşetten. Sene 2004 daha AKP iktidarın ikinci senesi dolmamış. Hani bunu bugün gösterince diyorsunuz ki ya adamın niyeti ta o zamandan belliymiş. Doğru yani. Bu söylenmez. Yani AB ufkuyla, AB vizyonuyla, AB hedefiyle yürüyen bir kişiden böyle bir laf sadır olmaz. Ben mesela hayatım boyunca abi olmazsa olmaz değil canım Allah Allah işimize bakarız. İşte ne derler? Kendi şeyimizi keseriz bilmem ne. Neyse yani. Hiç böyle bir düşünce aklımdan geçmedi şahsen. Hiçbir devlet adamından da görmedim yani. Mesela ee... Şu günlerde sağlık mücadelesi veriyor gerçekten acil ağır ağır bir beyin ameliyatından sonra acil şifalar diliyorum Mesut Yılmaz bundan yıllarca önce AB'nin yolu Diyarbakır'dan geçer demişti ben o toplantıyı canlı seyretmiştim Başbakanlıkta muhabirim Mesut Yılmaz'ı takip ediyorum AB'nin yolu Diyarbakır'dan geçer demişti yani böyle diyen politikacılar gördük mesela bu güzel bir laftı yani ha so hoş arkası gelmedi sonra ayrı bir konu ama fakat yani böyle bir şey. AB ile müzakereleri durduruyoruz dedik. O toplantıda da vardım Mesut Yılmaz. AB ile müzakereleri durdurdu. Neden? E çünkü Türkiye'nin canlı sıkan işler oldu vesaire vesaire. Ama böyle bir şey çıkmadı. AB, AB olmazsa olmaz değil falan. niyetler 16 sene öncesinden böyleydi. 16 sene sonra çıktı. Dolayısıyla akşamın bu manşetinin hiçbir <laughs> hükmü kıymeti yok. Tamamen yani Erdoğan gibi liderler, işte Amerika'da Trump gibi liderler, kendileri için çalışırlar ve kendileri için ülkeyi ateşe atmaktan da çekinmezler. Covid gündemiyle devam edelim. Türk tabipleri uyardı, salgın fırtınası kapıda. Türk tabiplerine gerek yok, gerçekten geliyor gelmekte olan. Bir gün hekimler uyardı, fırtına kapıda. 41'i hekim olmak üzere 95 sağlık çalışanı ve 7506 yurttaşı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Salgın yönetilemiyor demişler. Yine gazete pencerede aynı başlıkta çıkmış. Çekya Sağlık Bakanı salgının birinci dalgasıyla mücadelede başarı sağlıktan ancak ikinci dalga için farklı çözümlere ihtiyaç olduğunu duyarak görevinden ayrıldığını duyurmuş. Birinci dalgada mücadele ettim ama ikinci için artık diyor benim yapabileceğim bir şey yok ayrılıyorum diyor. <laughs> Böyle bakanlar da var. Böyle bakanlar var evet. Virüs yayılıyor fırtına kapıda. Türk Tabipler Birliği'nden korkutan rapor. Sahte maskeler salgını tetikliyor bir diğer konu. Her şeyin de sahtesi de çıktı ya yani oluyor işte. Tabipler Birliği evrensel de manşet koronavirüs yoksulları vuruyor. Esas olarak yoksulları vuruyor. Doğru. Bugünkü Akit Gazetesi. Covid aşımız yılbaşında hazır. Böyle yüzlerce haber yapıldı yapılıyor. Yılbaşında görüşelim diyeceğim ama yılbaşına gelindiğinde de kimse bunu hatırlamıyor. Yani Türkiye'de çok acayip tuhaf bir şey var yani. Yani insan kendi akrabası, kendi konu komşusu, kendi ailesinden biri filan söz konusu olduğunda yani siz gidin babanıza, annenize veya kardeşinize şunu yaptım tamam yılbaşında okey falan dediniz. Üç ay sonra size dönerler. Hani öyle diyordun üç ay önce yılbaşında tamam falan herhangi bir konuda. Fakat bu adam sabahtan akşama, akşamdan sabaha her gün böyle. Fakat tık yok yani. Acayip işte yani o toplumda böyle bir şey işte yani Trump, Trump olayında da aynı şey var. Yani o kadar enteresan bir şey ki hala ciddi bir çoğunluk Trump'a oy veriyor Amerika'da. Ve yayınlanan kitaplar, çıkan haberler asla adamın dur durumunu sarsmıyor. Şimdi 17. kadın geçen göstermiştim. Taciz iddiasında bulunmuş. Trump'ın kendisini taciz ettiği iddiasında bulunmuş. Geçen 4 sene önce 2016'da 12 kadın bu iddiada bulunmuş basın toplantısı yapmıştı. Aralarında porno yıldızları falan vardı. Bir şey olmadı adam seçildi. Şimdi buna yenileri ekleniyor durum değişmiyor. Kitaplar Trump'ın yazdırdığı kitaplarda var. Kendi yanından ayrılan insanların yazdığı kitaplar var e, ee, tecrübeli gazetecilerin yazdığı kitaplar var. Ses kayıtları çıkıyor. işte Trump'ın bu salgını pandemiyi ciddiye almadığına dair falan. Bir sürü her bütün bunların hepsi ortaya çıksa birinci elden birinci ağızdan ses kayıtlarıyla tanıklıklarıyla yayınlansa dahi bir şey söyleyeyim durumu değiştirmiyor. Neticede Amerika'da 3 Kasım'da bu iş biterse, karakolluk olmazsa seçim, Belli ki tarihin en yüksek sandığa gitme oy oranları gerçekleşecek ki Amerikan halkı bütün Batı toplumları gibi sandığa ilgisizdir, çok ilgili değildir. Ama bu durum muazzam bir kutuplaşmayı beraberinde getirdiği için bu seçim kutuplaşmanın böyle bir etkisi olur. İnsanlar sandığa giderler, gitmeyen de gider. Ve onu tetikleyecek belki o açıdan oy kullanma oranları yüksek olacak. Fakat çıkan şeyler çok fazla kanaatleri değiştirmeyecek. Adam seçiliyor. Yani D dediğim gibi bundan farksız yani. O da bir dediği bir dediğini tutmayan, değişik, tuhaf bir başkan profili. Beyaz Nine Covid-19'u yenmiş ki benim gördüğüm en e, yaşlı insan olabilir. 104 yaşındaki Beyaz Kaplan e, Görbaşı Devlet Hastanesinde tedavi görmüş ve Covid-19'u yenmiş böyle örneklerde var. Güzel örnekler. Burası İngiltere efendim. Soho. Ee, i̇nsanlar havada güzel olunca şu günlerde hava biraz güzel, 20-22 dereceleri tutmuş durumda İngiltere'de. Ee, Londra'da böyle işte sokağa kapatmışlar ve masaları yaymışlar bu şekilde e, bir hem güzel havanın şeyisi hem de sosyalleşme. Fakat İngiltere'de durum e, zor. E, Almanya. E, Berlin Hastanesi'nden bir profesör bu kışı zor geçecek aşı bulun, bulunsa da uzun bir süre daha maske takmak zorunda kalacağız demiş. E, İngiltere'de e, sağlık şefleri basın toplantısı yaptılar ve e, günlük vaka sayısı 50 bine çıkacak dediler dün. Bir aya kadar yani Ekim ortasına kadar. İspanya'da 850 bin kişiye evde kal çağrısı yapılmış. Yalnız burada ülkelerle ilgili notlar var. Bu notlarda en dikkatimi çeken not da Yeni Zelanda. Ülke genelinde Auckland hariç her yerde tüm kısıtlamalar kaldırıldı diyor. Yani Yeni Zelanda açık ara benim takip edebildiğim ülkeler içerisinde bu işi en iyi götüren ülke. Gerçekten en ufak bir belirti, en ufak bir böyle bir vaka, bir artış, grafikte bir değişiklik gördüğünde hemen önlemler alınıyor ve anında virüs imha ediliyor. Yani kimde varsa tecrit ediliyor, izole ediliyor, derhal temas kesiliyor veya geriye doğru temas kimlerle temasta bulunmuşsa onlar da tecrit ediliyor filan falan olayı bitiriyorlar. Zaten virüs veya virüs şüphesiyle birilerini siz tecrit ettiğinizde bir hafta iki hafta sonra olay kendiliğinden kapanıyor. Bunu yapamadı işte dünya. Yeni Zelanda'da yapılmış. Auckland hariç. Auckland da başkenti orası. Yeni Zelanda'nın yanılmıyorsam tüm kısıtlamalar kaldırıldı diyor. Bu e, grafiği e, Daily Telegraph gazetesinden kestim. Tam sayfa açılmış bir grafik bu gazetede. Bugünkü Daily Telegraph gazetesinde İngiliz gazetesi. Şimdi burada görüyorsunuz bir şeffafiyet örneği vermek açısından söylüyorum. E, burada günlük vaka sayıları ülkelerle e, kıyaslanıyor İspanya ve Fransa ile kıyaslanıyor çünkü İspanya ve Fransa örneği önemli Avrupa'da burada da aynı şekilde İspanya ve Fransa ile günlük ölümler kıyaslanıyor burada da asıl e, hükümetin son projeksiyonuna göre ay ay e, vaka sayılarının tırmanışı görülüyor ve şu rüya dikkat çekiyor yani dikkat çekeceğim her hafta katlamalı olarak rakam artıyor ve dikkatinizi çekeceğim rakam şu. Diyor ki günlük vaka sayısı 50 bine ulaşacak Ekim 13'te. Evet. Burada da bütün konsüllere veya işte bölgelere bölünmüş yani belediye bölgelerine bölünmüş, idari bölgelere bölünmüş İngiltere haritasını görüyorsunuz. Bu İngiltere haritasında da renklere göre vaka yoğunluğu bu şekilde de ee Gösteriliyor sadece Londra için bile bu şekilde bir e, parçalı haritayla gösteriliyor işte e, vaka sayısı 50 ile 100 arası 25 ile 50 arası falan ülkenizle ilgili böyle bir şey yapılıyor mu ülkenizde ben bilmiyorum ama benim baktığım kaynaklarda bu yok rakamlar gerçek değil demiş kim Deva Partisi sağlık politikaları başkanı geçmiş olsun. Dönelim. Günlerdir e, medya gündemindeki konu e, gerçekten fotoğrafa dahi bakamıyor insan. Van'da gözaltına alınan iki köylünün helikopterden atıldığı doktor raporuyla kanıtlandı. Ama devlet sağır kör, yetkililer sağır kör artı yeni yaşamdan başka diğer gazeteler de sağır kör. Van Çatak operasyona çıkan askerler tarafından 11 Eylül'de gözaltına alınan iki gün sonra hastane yoğun bakımına kaldırıldıkları ortaya çıkan Servet Turgut ve Osman Şiban'ın helikopterden atıldıkları iddiası, Osman Şiban'ın gözaltında işkence gördüğüne dair fotoğraflardan sonra şimdi iki yurttaşın helikopterden atıldıklarına dair doktor raporu ortaya çıktı diyor. Helikopterden düşme sonrası yaralanma, yüksekten düşme. Rapor Osman Şiban. O arada avukatı demiş ki düştükten sonrasını hatırlamıyor. Hafıza kaybı var. Evrensel haberi şöyle görmüş. Küçücük, kibrit kutusundan bile küçük. Ölümle tehdit edildik tırnak içinde. Bir de e, Osman Şiban'ın gözlerini buzlamış. Haber gözleri zaten. Sol basın. Uygurlara evde Çin işkencesi. Bir hukuksuzluktan diğerine gidelim. Çinli memurlar zorla en az bir hafta misafir oldukları evlerde ailelere mahremiyet alanı da bırakmıyorlar. Yeni Asya'dan okuyorum. 2016'da başlatılan tek ailede etnik grupların birleşmesi adlı programla görevlendirilen 100 bin e aşkın memur evlerde Kur'an olup olmadığını kontrol ediyor. Çocuklara Allah hakkında konuşulup konuşulmadığını camiye gidip gitmediklerini soruyor. Sene 2020 dünyanın bir başka köşesinde milyonlara yapılan bir başka işkence. Dönelim ülkemize. Enis Berberoğlu ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi kararından sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararını bekliyormuş efendim. Dedim ya eski şeye yeni adet getiriyorlar. Anayasa Mahkemesi kararları kesindir, itiraz edilmez, uygulanır ve yani karar açıklandığında da uygularsınız. Gerekçe arkası arkadan gelir, gerekçe de beklenmez yani onu söylemeye çalışıyorum ama kime ne anlatıyorsunuz? Türkiye'de anayasa ve yasalar uygulanmıyor. Uygulansa zaten e, hiç e, bizim burada program yapmamıza bile gerek kalmayacak. Mevcut yasa, anayasa ve yasalar uygulansa ortada ülkede zulüm biter. Sonra elbette siz değiştirilmesi gereken yasaları değiştirirsiniz, düzeltirsiniz. O ayrı bir hikaye. Mevcudu uygulayın yeter. Bin yıldır aynı şeyi söylüyorum. Fakat şuradaki habere dikkat çekin diyor ki Berberoğlu'nun meclise dönüp dönmemesi konusunda gerekçeli karar bekleniyor. Gerekçe tatmin ederse vekilliğin tezkereyle verilebileceği. Gerekçe tatmin ederse etmezse düştü. Yani yapacak bir şey yok. Anayasa Mahkemesi nasıl paspas olmuş görüyor musunuz? Sonra da Adalet Bakanı çıkıyor diyor ki anayasadan başka hiç kimseden talimat almayın. Adalet Bakanı görünümlü kişi öyle söyleyeyim. Anayasa diyor ki kardeşim Anayasa Mahkemesi kararları kesin. İtiraz edilemez, götürülecek bir üst merci yok, uygulanmak zorunda. Kararın hukukiliği, hukuksuzluğu tartışılır. O ayrı bir konu. Tartış Anayasa mahkemesi doğru karar almadı, yanlış karar aldı, şu hatalıdır falan diyebilirsiniz. Yapılır bu, geçmişte de yapıldı ama karar uygulanır. Anayasa, anayasa böyle söylüyor. Anayasa, ya zaten siz onu bir şekilde sündürdüğünüzde ondan sonrasını artık hesap edemezsiniz. Ama bu adam ne yapıyor? Anayasadan başka kimseden talimat almayın diye böyle söyleyerek yarın öbür gün yargı önüne gittiğinde Yaptıklarından dolayı hesaba çekildiğinde efendim ben onları uyarmıştım diyecek yani. Durum değişiyor mu Türkiye'de? Size arşivden bir ee, kupür getirdim. Durum değişiyor mu? Hayır hiç değişmiyor. Bakın bu akşam gazetesi. Bugünkü akşamla alakası yok. 22 Eylül 1937 gördünüz mü? Evet. Tarih Kurultayı, Atatürk İsmet İnönü, Celal Bayar vesair işte efendim burada fotoğraflı olarak 22 Eylül 1937 Akşam Bakın burada dönemin muhalifi Seyit Rıza ile ilgili haber Okuyalım mı birlikte Seyit Rıza Erzincan valisine nasıl teslim oldu Katır üzerinde yüzü kapalı iki uşağının yedeğinde Fırat Köprüsü'nde jandarmaların eline düştü Haydut Muhabirimize bütün hayatını anlattı ve güya bir suçu olmadığını iddia etti. Gene insaflıymış o günkü basın. Yani bu kadar taraflı olmasına rağmen ee, Seyit Rıza'nın laflarını vermiş. Sene 1937, sene 2020. 83 sene sonra. TR724'te bugün manşet turunu bitirelim savcı sahte belgeyi babanın dosyasında unutmuş müvekkilini savunmak için gittiği dosyaya ismini ekleyip hücreye attılar müvekkilini bırakıp onu tutukladılar dilekçelerine hala cevap alamıyor itirazları kabul görmüyor avukat Turan Canbolat'ın ibretlik hikayesi kızı Gülizar Canbolat tarafından anlatılmış TR724'te Metin Yıkara bu videoyu seyretmenizi öneriyoruz bizim videodan sonra tabi. Ve böylelikle bir manşet yayının daha sonuna geliyoruz efendim. Umarım anlaşılmıştır. Ayarını bozduğun kantar gün gelir seni tartar yayını. Yarın gene aynı saatlerde buluşmak umuduyla hoşçakalın efendim.